Aşka inanmayan Bora Doğru Söz'ün aşkı bulmasını kutluyoruz. Aşka teslim olmanı kutluyoruz patron. Tebrik ederiz gerçekten. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar, sağ olun. Sağ olun, eyvallah da. Ne gerek vardı Tuğçe, Rüzgar? Ne gerek vardı bunlara? Aa Bora, yapma böyle, bu senin için çok önemli bir zaman. Şerine geç. Evet, insan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Adacığım seni de tebrik ederiz. Ada Hanım'a da bir alkış. Evet. Bravo! Bravo! Birazdan beni birisi tebrik edeceğim. Yani kovulmanızı tebrik edeceğim arkadaşlar. Herkes işinin başına, buyurun. Haydi! Haydi! Haydi. O pastayla beraber yersiniz içeride, hadi. Meyveleri yeme, ben yiyeceğim. Tebrik ederim. Bu arada yeni kimliğiniz lazım Ada Hanım. Ne kimliği pardon? Rüzgar Bey ve Ada Hanım'ın yeni kimliği lazım dosyalarına koymak için. Evet, evet, evet. Ben getiririm, hallederim. Sıkıntı yok. Tamam, bekliyorum. Boracığım, kahve içer miyiz? Gidiyorum ben. Tabii, kahve. İçelim, içelim. Gelsene benimle, gel, gel. Gel bir kahve ısmarlayayım sana. Sen... Bu ne soytaralık? Sen soytarı, ne bu soytaralık şimdi? Ya aşk olsun Adacığım yani. Yürü düşünme, yürü. Gel, gel. Yürü, yürü. Ha? Dikkat çekme, yürü. Yani sen benim şirketin içinde böyle şeylerden hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Aa, hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum Tuğçe. Buracığım, eğer ben hayal görmediysem sen Bora Doğru Söz. Otur, otur. Evet, ben Bora Doğru Söz Tuğçe. Şirketin içinde aşklara asla izin vermeyen Bora Doğru Söz... Herkesin içinde aşkını ilan etmedin mi? Ettin mi, etmedin mi? Ettim. Bence çok da iyi yaptın. Bence çok iyi yaptın. Zaten bu saçma sapan kuralların artık yıkmanın vakti gelmişti. Sana göre saçma sapan olan kurallarımı yıktım. Evet. Ama bu kadarı fazla. Hiç değil. Hiç de değil, hiç fazla değil. Bora, ben seni kaç senedir tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu da biliyorum. İnan bana, doğru yoldasın. Bırak artık ya, bırak, gönlünce yaşa, bırak. Sal yani, sal artık biraz, değil mi? Ayrıca bu öğlen beraber yemek yiyoruz, hiç itiraz istemiyorum. Olduğun yerde kal Tuğçe. Ne yemeği pardon? Kutlama. Kutlama mı? Ne kutlaması? Tuğçe, bak çok abartıyorsunuz. Celal Bey seninle konuştu değil mi? Evet, konuştu. İyi, güzel. Boşanma konusunda sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum. Rapor çıktı. Olumlu çıktı rapor. İyisin, iyisin. Sıkıntı kalmadı. Şimdi herkes yoluna, hadi. Ada. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bunu hak ediyorsun. Bana bak Rüzgar. Bana bak Rüzgar. Daha dün ikinci bir şans falan diyordun. Ne oldu? Ne oldu şimdi, ha? Tek ayak üstünde 40 tane yalan atıyorsun. Yemem ben bunları Rüzgar, yemem. Öküz öldü, ortaklık bitti, tamam? Herkes yoluna, herkes yoluna. Gerçekten yanlış düşünüyorsun. Hem de çok yanlış. Bana bak, teyzemlere gidip ağlayıp sızlayıp duygu sömürüsü yaparsam... Anladın, bir şey demiyorum. Anladın sen onu, boşluğu tamamla, tamam? Tamam. Sen nasıl istersen. Aferin, aferin. Adacığım, bir saniye konuşabilir miyim seninle? Tabii ki de konuşabilirsiniz Tuğçe Hanım, hadi. Tuğçe Hanım, ben... Lütfen Ada, otur. Otur, otur, otur bir. Otur, otur ya, otur, otur şöyle, otur. Otursana bakalım. Hı. Oturdum. Ada, ben senden özür dilerim. Özür? Evet. Yani geçen gün biraz abartılı bir tepki verdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tepki için senden özür dilerim. Ayrıca bizim şu Bora'yı yola getirdiğin için de teşekkür ederim sana. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, benden buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bak, işin açıkçası ben yıllardır Bora'nın yanında olmama rağmen... Adam bana şöyle göz ucuyla bile bakmadı. Yani hep böyle aşka kapalı, soğuk buz bir hali vardı. Ben de
İşi biraz inada bindirdiğimi düşünüyorum. Yani bunu fark ettim son zamanlarda ama yine de onu çok seviyorum. Yani mutlu olmasını isteyecek kadar, anlatabiliyor muyum? Pek anlayamıyorum ama neyse. Bak, rüyamda bile görsem inanmayacağım şeyler yaşadım ben ya. Bora herkesin önünde bu kız benim sevgilim dedi. Ve bunu sen başardın. Bunu sen başardın. Dolayısıyla bana da Bora'nın mutluluğunu isteyen birisi olarak, yani arkadaşı, dostu, bir kankası olarak... Kanka. Kanka yavaş dönün. Tuğçe Hanım, başım döndü. Kankaya ne çabuk geçtik. Ben senin bu lafı ağzında hallerini çok seviyorum, biliyor musun? İçin dışın bir yani. Ne düşünsen böyle pat diye söylüyorsun. Öyle dürüstüm ben. Neyse ama gerçekten öyle. Yani bu saatten sonra bana Bora'nın mutluluğunu paylaşmak düşer. Evet. Oldu o zaman. Bu konuşma gittikçe bir garip bir hal almaya başladı. Bana ihtiyacınız yoksa ve konuşma bittiyse ben gideyim. Yok canım, sana ihtiyacım, gidebilirsin. Ama artık anlaşalım, bana siz değil, sen de. Ama ofis dışında, anlaştık mı? Anlaştık. Ayrıca bugün öğlen dördümüz beraber yemek yiyeceğiz. Hiç itiraz kabul etmiyorum, okey? Yemek? Dördümüz. Dördümüz yemek yiyeceğiz, evet. Ok, ok değil mi? Ok. Ok. Görüşürüz. Tuğçe, özür diledi senden. Ay, bir dakika, bir dakika. Bayağı özür diledi yani. Ha, hatta dördümüz yemeğe çıkacakmışız. Allah. Ben Rüzgar'la aynı masaya oturmak istemiyorum ya. Kızım sen sallasana artık şu Rüzgar'ı. Rüzgar kim ya? Tamam, Rüzgar'ı geçtim. Bora? Bora ne olacak? Ne yapacağım ben ya? Vallahi orası biraz karışık. Sen şimdi teyzenlere demişsin ki bana süre verin, Bora'yı kendinden uzaklaştıracağım. E Bora'ya da demişsin ki bana süre ver, teyzemlerle konuşup ikna edeceğim. Hangisi? Teyzemi durdurmasaydım Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu söylerdi kesin. Aşk kendi seçer.